Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Nisa suresinin 75. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Hak, Estağfirullah. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَيْبِيلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هَذِي الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا. Sadakallahu al-azim. Ne oldu size de Allah yolunda ve kendileri zayıf duruma düşürmüş olan o erkekler, kadınlar ve çocuklar, Mekke müşriklerin elinden kurtulmaya çalışan o garipler, o zayıflar uğrunda savaşmıyorsunuz ki onlar, ey Rabbimiz, ahalisi zalim olan işte şu memleketten bizi çıkar, bize tarafından bir sahip gönder ve katından bize bir yardımcı tayin et demektedirler. Yani müşriklerin zulmü çocuklara dokunacak kadar ileri gitmişken, sizin savaşı terk etme hususunda ne özrünüz bulunabilir? O halde hiç durmayıp o acizlerin yardımına koşun. Bu ayet ve bu gibi ayetler Kur'an-ı Kerim'de çoktur. Yani Müslümanların Müslümanlara sahip çıkması lazımdır. Şimdi Şii bir alim bozuntusu Türkiye'nin Irak'taki varlığını işgal olarak görerek Türklerle savaşmak vaciptir diye fetva vermiş. O öyle fetva veriyorsa ki onlar 100 milyon civarında bir topluluktur tahminen dünyada. Ehl-i sünnet 1,5 milyardan fazladır. Ve ehl-i sünnet uleması da bir araya gelsin. Türkiye'nin Irak'ta bulunması, faydası, önemi nedir? Bunun üzerine kafa yorup ayetlerden, hasretlerden bakarak, İslam fıkhından bakarak haklı mıyız, değil miyiz diye açıklasınlar. Böylece asıl fetva neymiş görelim bakalım. O yüzden idarecilerimize, başkanımıza, devlet başkanına, başbakanına ve genelkurmay başkanına tavsiyemiz. Madem ki onlar dini konuları istismar ederek, bilhassa IŞİD ve Şia, insanlığı, Müslümanları, ehl-i sünneti katlederek bu duruma geldiler. Biz de aynı şekilde haklı olduğumuz meselede hem insanların vicdanını hem dinimizin fetvasını ortaya koyarak ikna etmenin yollarını bulalım. Ve haklı olduğumuzu da ispat edelim. İnşallah ölenlerimiz şehit olur, kalanlarımız gazi olur. Hiç çekinmeyelim. Allah'ın izniyle İslam uleması gerçekten haklı olarak Türkiye'nin davasında haklı olduğunu, faydalı olduğunu ve lazım olduğunu, Ehl-i Sünnet adına bir güç kuvvetin bu İslam coğrafyasında hakim durumda, adaletli şekilde yönetici durumda olması lazımdır. Osmanlı gitti, bu hale düştük. Osmanlı gibi adaletli bir kuvvet ortada durması lazım ki kafirlerin ve bidatçıların sesi kesilsin. Amerika'nın orada ne işi var? Filipinler'in orada ne işi var? Yani Rusya'nın orada ne işi var? Bizim kendi toprağımız, kendi vatanımız, kendi insanımız, din kardeşlerimiz. Onların katledilmesi korkusu var. Yani orada halkın, Ehl-i Sünnet olan halkın katliam korkusu var. Bu durumda elbette Müslümanlara, Müslümanlar üzerine bu işe müdahale etmek vücubiyeti, gerekliliği yüklenmektedir. Cenab-ı Hak Ehl-i Sünnet müminlere, idarecilerimize, kuvvetlerimize bu yolda kuvvet versin. Adaletli şekilde meseleye taraf olarak adaletli şekilde hükmetmeye ve etkili olmaya güç kuvvet versin, fırsat versin inşallah. Velhamdülillah.